Tekrardan merhabalar sevgili Paraksilen Kimya izleyicisi. Bugün TYT kampının eksik kaldığım videolarını yayınlayacaktım. İki gün öncenin videosu az önce çektim, yükleniyor. Şu an dünün videosu, az sonra da bugünün videosunu çekeceğim. O zaman dünün videosuna yani kimyasal tepkime türleri ve kimyasal hesaplamalara geçelim. Neymiş bu tepkime türleri ve hesaplamalar? Şimdi, tabiatta veya laboratuvar şartlarında gerçekleşen kimyasal bir olayın denklem şeklinde şematize edilmesi de tepkime diyoruz. Sol tarafta girenler, sağ tarafta ürünler var. Girenlere reaktif, girenlere reaktif, ürünlere de reaktant adını veriyoruz. Tepkime de X veya harcanıp ZVT oluşuyor. Başındaki A, B, C'de de maddelerin mol sayısı arasındaki oranı bu mol sayısı oranını yani kat sayılarını denkleştirerek buluyoruz. Kimyasal tepkimelerde atom sayısı, atom türü, kütle, proton sayısı, nötron, elektron sayısı, çekirdek yükü yani proton sayısı oluyor bu da zaten. Toplam elektriksel yük çekirdeğin yapısı ve toplam enerji korunur. Yani bunların girenlerdeki toplamı, ürünlerdeki toplamına eşittir. Ancak mol sayısı, molekül sayısı, tanecik sayısı, madde türü ve sayısı her bir taneciğin tek tek elektron sayısı. Hacim basınç fiziksel al, renk koku tatil etkenlik korunmayabilir. Bakın toplam elektron korunur ancak her bir maddenin elektronu korunmayabilir. Yani ben sana elektron verebilirim ama toplam elektronumuz her zaman için korunur. Denkleştirme 2010'da 2 tane şimdi TYT AYT var ya o açıdan iki tane. 2017'de de bir tane çıkmış. Denkleştirmede giren ve ürünlerdeki atom sayısı, atom türü varsa elektriksel yükü eşitliyoruz. Atom sayısı, atom türü varsa elektriksel yük. Tamamen rastgele yapabilirsin denk geliyorsa özel bir kuralı yok olacak. Karmaşıktan basite gitmek ve en karmaşığa bir koymak. Element halindeki maddeleri en sona hidrojen oksijeni en sona bırakmak işini kolaylaştırıyor. Yoksa bir şart yok. Yanma tepkimelerinde bir standart yöntemimiz var. Karbondioksit su oksijen şeklinde denkleştiriyoruz. Bir karbondioksit iki su iki oksijen burada iki oksijen burada dört bu karbondioksit su sonra oksijen. Burada bakalım en karmaşık şu göründü benim gözüme. Bunun kat sayısını 1 olarak alırsam kalem gelsene tatlım kalem kalem. Kalem gel. Aa kalemi seçiyorum yine el geliyor. Seni gidi seni gidi. Program şaşırdı. Ben şunu düzelteyim hemen geliyorum. Zaman ileri saracağım düzeltirken merak etme. Tamam sorunu düzelttim. Zamanı da ileriye sardım bu arada. O arayı sen yaşamadın değil mi? Yaşadın mı? Gördün mü bir şey? İşte zamanı ileriye sardım ondan dolayı. Ben yaşadım sen yaşamadın. Sen ne kadar düşünüyorum. En karmaşık bu göründü. Bunun kat sayısına 1 diyoruz. 3 tane magnezyum var. 3 tane magnezyum. 2 tane fosfat var. 2 tane fosfat. 6 hidrojen. Anladın değil mi? Herhangi bir sorun yok. 2 alüminyum. 3 CO4. 6 6. 12 tane su. Yine yanma tepkimesi. Önce karbon. Sonra hidrojen. Sonra oksijen şeklinde denkleştirdi. Bunu denkleştirirken buna 1 bölü 2 buna 3 bölü 2 diyebilirsin ama mümkün olduğunca tam sayı kullanmanı istiyorum. Buna 2 koysan buna 3 koysan çok daha basit tam sayı ile denkleştirir. Malum bu kat sayılarla işlem yapacağız. 1'e 1 bölü 2 kısmı kafaya biraz zor geliyor ama 2'ye 1 kafaya biraz daha kolay geliyor. Nedense insanın öyle bir mantığı var. Kimyasal tepkime türlerine baktığımızda 2014 ve 2015'te doğrudan aşağıdaki tepkime türlerinden hangisi yanlış verilmiştir şeklinde soru çıkmış. TYT'de artık 5 tane tepkime türümüz var. Eskiden daha fazla vardı. Şu an 5 tane var. Tür olarak tür ismini soracağı. Bak bileceğin tepkimeyi söylemiyorum. Tepkime çok var. Burada değil. İleride göreceğiz asit bazda. Kim kimle tepkime veriyor o değil. Bu tepkime türü. 5 tane yanma, sentez, analiz, asit, baz, çözülme, çökelme. Yanma girenlerde oksijen olacak. Eğer bir elementi yakarsan elementin oksidi oluşur. Bileşiği yakarsan bileşikteki her elementi ayrı ayrı yakmış gibi düşüneceksin. Bir karbonu yaktım bir hidrojeni yaktım şeklinde. Bu yüzden karbon ve hidrojenden oluşan bir bileşik yanınca karbondioksit ve su oluşur. Bunu denkleştirirken de biraz önce söylemiştik. Önce karbondioksit, sonra su, en son oksijen şeklinde denkleştiriyoruz. Yanma olayının gerçekleşmesi için ortamda yanıcı madde, yakıcı madde, tutuşma sıcaklığı olması lazım. Buna itfaiyeciler yangın üçgeni diyorlar. Yanıcı, yakıcı, tutuşma sıcaklığı. Bunlardan herhangi birini ortamdan yok edersin, yangın söner. Bu anlamda bu yangın üçgeni yangını şey yanıcı maddeyi ortamdan yok edersen yakıcı maddeyi havayı yangınla temasını kesersen veya ortamı soğutur tutuşma sıcaklığını düşürürsen yangın çıkma olasılığını azaltmış olursun diyor. Oksitlerde XNOM tipi maddelerde eğer oksidi yapan madde maksimum değerliğini almışsa bu bileşik artık yanmaz. Karbon monoksit de karbon artı 2'dir ama karbon maksimum artı 4 alır. Bu yüzden karbon monoksit yanarken karbon yanmaz. Çünkü yanma bir yükselt gelme tepkimesidir arkadaşlar. Yanan madde oksijen aldıkça, oksijen aldıkça değerli artar. Oksijen aldıkça değerli artar. Oksijen aldıkça değerli artar. Eğer değerli artamayacak kadar maksimumsa artık daha fazla yanmaz. Sebebi bu. Karbon içeren yanıcıların yanması sırasında ortamda yeterince hava yoksa tam yanma gerçekleşmez. Karbon monoksit oluşur. Karbon monoksit tatsız, renksiz, kokusuz ve son derece zehirli bir gazdır. Ölersiniz. Bu yüzden ortamda yeterince hava olmasını ve tam yanma olmasını sağlayınız lütfen. Bir yanmaydı iki sentez. Birden fazla tür girdi tek tür olarak çıktı. Sentez. Sentezde giren madde element veya bileşik olabilir ama ürün bileşiktir. Sentezler genellikle egzotermiktir. Tersi analiz. Bir tür girdi tür bak atom mol demiyorum tür. Bir tür girdi çok tür çıktı. Bak iki mol girdi bu önemli değil. Bir tür girdi çok tür çıktı. Bir tür girdi çok tür çıktı. Sentezde giren şey analizde girenler bileşiktir. Ürünler element de olabilir. Bileşik de olabilir. Hatta biri element biri bileşik de olabilir. Asit baz tepkimesi yapısında hidrojen bulunduran suya hidrojen verenler asittir. Ekşidir asitler. Meyvelerin genelde tadının kaynağı asitlerdir. Asidin ne olduğu. Asitler suya haşuş veren madde doğal olarak da tanımlanabilir. Bu yüzden e, suya verilen haş artı bunun sebebi suya verilen haş artının suyla birleşerek H3O'ya dönüşmesi. Yani hidrojen veya H3O veren asit. Bunu biliyorsun artık. Bu bir tekrar videosu. Asidin ne olduğunu biliyorsun. Bazılarda OH veren suda çözündüğünde sudaki OH derişimini artıran maddeler. İşte asitle baz tepkimeye girdiğinde asidin hidrojeniyle bazın NO OH'ı tepkimeye girip suya dönüşür. Bu arada bu tepkimeye asit bazın netiyon denklemi deriz. Asit bazın netiyon denklemi hidrojenle OH'ın birleşip suya dönüşmüştür. Dönüşmesidir. Asitten geriye kalan bazdan geriye kalan da birleşerek tuza dönüşür. Asit ve bazın tepkimeye girerek tuz ve su oluşturması veya sulu ortamda tepkimeye girmesine nötrleşme, nötralleşme diyoruz. Nötrleşme, nötralleşme aynı şey. Su oluşmuyorsa ve ortamda su yoksa, susuz ortamsa bu olmuyor. Bak h da o oh birleşecek su, bu ikisi birleşecek tuz. Magnezyum artı 2 şuradan anladın. PO4-3 buradan anladım. Mg3, 4 artı su. Baryum artı 2 CO3 eksi 2 ne oldu? Baco 3 artı H2O. Tepkimeler denk değil. Denkleştirirsin. NH3 susuz bazdır. Yapısında OH içermez. Bu yüzden NH3'ten su çıkmaz. NH3'ün HCl ile veya diğer asitlerle susuz ortamda tepkimesine nötrleşme, nötrleşme diyemeyiz. Asit baz deriz. Ha. İkisi de sulu çözeltiyse nötrleşme olur yine. Sulu çözeltiyse ama ortamda su yoksa Su da açığa çıkmadığı için nötrleşme olmuyor. Nötrleşme neye Yine nötrleşmede asit yerine asit oksit, baz yerine baz oksit kullanırsan su olmadığı için nötrleşme olmaz. Asit baz olur. Çözünme çökelme. İki sulu çözelti karıştırdı. Yeni bir sulu çözelti ama iyonik olması lazım. Yeni bir sulu çözelti oluştu, çöktü. Diğeri de çözündü. Buna çözünme çökelme diyoruz. Fiziksel hallerinden anlıyoruz. Su da suda girip katı ve suda çıkıyor. Çözünme çökelmeleri iyonlar arası yer değiştirme tepkimesi yani. Na NO3 de ile birleşiyor. Bakın AGCl ile çökmüş. Potasyum nitrat da civada bromla birleşiyor. Potasyum bromür şey civa bromür çökmüş. Çözünme çökelmede çöken maddenin yani katının nasıl çöktüğünü gösteren denkleme netiyon denklemi diyoruz. Ag ile ile birleşip AGCL halinde çöküyor. Netiyon denklemimiz seyirci da çökmeyenler yani sodyum ve nitrat. Burada netiyon denklemi hemen yaz. Civa ile brom birleşti. Civa bir bromür oldu. Yani bu tuzun iyonlaşma denklemi var ya İyonlaşma denkleminin tersini yazıyorsun. Bu net denklemi. Çökmeyenler de seyirci o bakıyor. Aa civa geldi. Aa civa. Aa çöktü, çöktü. çöktü lan. Çök çöktü lan. Diyor seyirci kalıyor ortama. Bir şey yapmıyor. Anladın mı? Onun obsesif kompulsif bozukluğu var. Müdahale edemiyor. Çözülme çökelme tepkimelerinde bir tuzları ve nitrat tuzları genellikle seyircidir. Bunların çökme ihtimali çok zordur. Tepkime denkleminin girenlerinde o iki varsa yanma. Basit kimyasal türler birleşip daha büyük bir şey oluşuyorsa sentez. Büyük şeyler girip parçalanıyorsa analiz. Sulu çözelti, sulu çözelti katı oluyorsa çözülme çökel. Basit baz varsa nötralleşme. Kimyasal hesaplamalara baktığımızda kimyasal hesaplamaları biz ayrı ayrı başlıklar halinde incelesek de arkadaşlar sorularda ayrı ayrı başlık çıkmıyor. O yüzden hangi yıllarda çıktığını toplu olarak yazdım. 2011'de iki bir tane, 2 tane. 13'te, 15'te, 17'de iki tane, 18'de ve en son geçen yıl 2020'de, 2021'de özür dilerim. Kimyasal hesaplama çıktı. Denkleşmiş bir kimyasal tepkimede maddelerin kat sayıları oranı onların mol sayısı oranıdır. 1'e 5 girdi 3'e 4 çıktı. Toplama yapmıyorsun bak. 6 girdi 7 çıktı. Sadece orantı kuruyorsun. 1'e e 5 ise 2'ye kaç? 1'e 3 ise 2'ye kaç? 5'e 3 ise 4'e kaç? Şeklinde hep orantı kurarak yapıyoruz. Kimyasal tepkimelerde bir maddeden diğer maddeye geçmenin en güvenli yolu bu yüzden mol kütle de verse, hacim de verse, tanecik de verse mole çevireceksin. Verilen maddenin molünden istenen maddenin molüne geçeceksin. Daha sonra molden tekrar ne isteniyorsa ona geçebilirsin. Bak mol verilmiş gram soruluyor. Önce molden mole geçeceksin sonra molden grama geçeceksin. C2H5OH'ın yakılması Yaktım denkleştirdim. Ben sen uğraşma diye doğrudan denkleşmiş haliyle yazdım. Hemen yaktım denkleştirdim. Bana ne diyor? 0,2 mol'ü yaktım. Bak 1'e 3. 0,2'ye kaç? 0,6 mol. Bana kütlesini soruyor. 1 mol'ü 32 gram su oksijenin. 0,6 mol'ü kaç gram? 18, 12, 19,2 gram oksijen gerekiyor. Burada hatalardan birini şurada yapıyoruz. 0,6 mol'ü buldun. 1'e 3 ya. Bir de bunun 1 molle 96 diyorsun. Bak şu sayı ne zaman önemli biliyor musun? Bu maddeden bu maddeye geçerken. Maddeler arasında geçiş yaparken tepkimenin kat sayısı önemli. Maddeler arasında geçiş yapmıyorsan o kat sayısı seni hiç ilgilendirmiyor. Hocam 1 mol oksijen 96 gram değil mi? Değil lan 1 mol oksijen 32 gram Niye 96 olsun. Oradaki yazdığım bir sayı oksijen ne niye değiştirsin? Hayal et biraz hayal et ezberleme hayal et. O2'yi görebildiğini hayal et. 1 mol O2 6,02 10 üzeri 23 tane O2. Bak elinde 6,02 10 üzeri 23 tane O2 var. Biri gelip tepkimede kat sayısında 3 yazıyor diye tak bunlar birden ağırlaşıyor mu? Biri gelip o kağıda 5 yazıyor diye ooo bunlar çok ağırlaştı. Böyle bir şey mi oluyor? Böyle bir şey yok ki. Böyle bir şey yok. 1 mol O2 hep 32 gram yani. Bu değişmiyor Avogadro sayısı değişmediği sürece. Yani kimyasal hesaplamalarda kat sayı bir maddeden diğer maddeye geçerken önemli. Aksi türlü hiçbir şekilde önemli değil. Bunu unutmuyorsun. Geçtik. Geçtik. Ne diyoruz? Denkleştirilmiş bir kimyasal tepkime ile hiçbir kimyasal denkleştirilmemiş bir kimyasal tepkime ile işlem yapılmaz. Çünkü temel mantığımız denkleştirme çünkü. CO2'yi araştırdın, ayrıştırdın C ve o 2 2.2 gram ki kendisi 0,05 mol'dür. 0,05 mol ayrışırsa kat sayısı aynı olduğu için 0,05 karbon 0,05 oksijen oluşuyor. Oluşan karbonun kütlesi 1 mol 12 gramsa 0,5 mol 0,05 molü pardon 0,6 gram gelir. 1 mol 22,4 litre ise 0,05 mol de 1,12 litre gelir. Bak rahatlıkla hesaplayabiliyorsun. Kimyasal tepkimede verilenle istenen arasındaki geçişin en garanti yolu mol. Bir tepkimede katsayılar sayılar arasındaki oran sana verilen maddeler arasındaki oran değilse bu durumda maddelerden biri biterken diğeri bitmez. Biten maddeye sınırlayan madde diyoruz. Mesela bunlar 1'e 5, 3'e 4 giriyor ya. Peki ben 0, 2'ye 5 alırsam ne olacak? E, 1'e 5, e, sen 0, 2'ye 5 aldın olmadı. 1'e 5 oranına sahip değil. Bu durumda biri bitecek. Eğer kimyasal hesaplama oran orantı değilse şöyle yaparsın. Her maddenin molünü kendi kat sayısına bölersin. 0,2 bölü 1, 0,2, 0,5 bölü 5, 0,1. Hangisi küçükse ona göre işlem yaparsın. Yani buradaki bütün maddelerin 0-1 katı harcanacaktır. 1'in 0-1 katı harcanacak. 5'in 0-1 katı harcanacak. 3'ün 0-1 katı oluşacak. 4'ün 0,1 1 katı oluşacak. Yani bundan 0-1 harcanacak. Bundan 0-5 harcanacak. Bundan 0-3 oluşacak. Bundan 0,4 4 oluşacak. Her maddenin molünü kendi kat sayısına böldün. Hangisi küçükse ona göre işlem yapıyorsun. Oran orantı neyse buna gerek yok zaten. 1'e 5 yani O2 C3 h 8in 5 katı olacak. 0, 2'nin 5 katı ne? 1. E 1 yok demek ki bu bitmez. Bitmez. E c 3 h 8de oksijenin 5'te 1'i kadar olacak. Bu 0,5 ise bundan 0,1 girer. 0,1 artar şeklinde rahatlıkla tepkimeyi hesaplarız. Mesela N2, 3H2, 2n 3 oran orantın varsa işin çok kolay 0 4'e 0 6 vardı e 1'e 3 harcanıyor yani h2n 2'nin 3 katı olacak 0 4'ün 3 katı 1.2 var mı yok demek ki bu bitmiyor bu bitiyor 0 6'nın 3'te 1'i 0 2 bu 1 iken bu 2 yani nh 3 n 2'nin 2 katı 0 2'nin 2 katı 0 4 tepkime bittiğinde bundan 0 2 arttı bitti bundan 0 virgül 4 o oluştu aksi belirtilmediği sürece maddelerden en az birini bitirmen lazım en az birini bitirmen lazım Başka neyimiz var? 2C3H4'da o 2'nin tepkimesi sonucu. C3H4, 3 kere 2, 6, 2 daha 8. 4O2, 3CO2, 2H2O. 2 aldık. Bir miktar O2 tepkimesinden 6 mol CO2 oluştu. Bu nasıl bir çizgilen? Düz çizdim ben. 6 mol CO2 oluştu. Bak 3'ün 2 katı 6 ya. 2'nin 2 katı bundan da 4 oluşacak. 4'ün 2 katı 8 harcanacak. Bundan da 1'in 2 katı 2 harcanacak. 2 vardı 2 harcandı bitti. 2 mol madde arttıysa artan madde oksijen gazı demek ki başlangıçta 10 mol oksijen gazı almışız. Normal koşullarda 224 litre son derece kolay. Eşit molde arkadaşlar az önce az önce dediğim iki konu önce kimyanın temel yasalarında da bahsetmiştik. Eşit molü nasıl yapacağımızı ancak bu bir kimyasal hesaplama olduğu için önce tepkimeyi yazacağız. Yetmez denkleştireceğiz. Denkleştirmediğin hiçbir tepkimeyle işlem yapamazsın. Tepkimeyi mümkün olduğunca mümkün olduğunca makam sayı denkleştiriyorsun videoda olmadık olan hızlı konuştum ya birden sindirmeli bekledim şimdi birebir e alıyorsun ya sürekli kat sayısı büyük olan biter yani bu biter 5'e 2 ise 1 5'te 1'i. 2'nin 5'te 1'i 0 4 0 1 4 1 eksi 04 buradan 06 bu bitti bundan 0,4 olmuş hep büyük olana göre işte alacaksın yani 2'ye 5 ya sen 5'e 5 alırsın birebir 1 1, bu bitecek hep büyük olan büyük olan Eşit molde N2H2 kullandım. Bak N2, H2, NH3. NH3. Bundan 0,8 elde ettim. Kaç sayısı 2 olandan 0,8 oluştuysa 1 olandan da hemen yarısı 0,4 harcanır. 3 olandan da 3 katı 1,2 harcanır. Bak sevgili sazanım. Burada çok büyük sazanlık yapıyorsun. 0.4'ten 2'den harcadın. 1.2 H2'den harcadın. Eşit molde almışsın. Kaça kaç aldın diyorum. 0.4'e 1.2 aldım diyorsun. Sen böyle deyince benim de böyle boynuna sarılasım geliyor. Niye biliyor musun? Niye boğazına sarılasım geliyor biliyor musun? Çünkü çok ezbercisin. Düşünmüyorsun. Düşünmüyorsun. 0.4'e 1.2 harcadın. Bak sen varsın. Bir de kardeşin var. Bak yayınlardan bilirsin. Şimdi iki kişi gitti. Kim? Bunlardan biri yalvarırım ders çalışma mısın olsun. Diğeri all my friends always say to me olsun. Bu günlük 4 lira harcıyor. Bu günlük 12 lira harcıyor. Ancak e şimdi yalvarırım ders çalış 4 lira harcıyor. All my friends always say to me 12 lira harcıyor. Yalvarırım ders çalış biraz 3 kağıtçı. Diyor ki ablama 12 lira veriyorsun bana niye 4 lira veriyorsun babacım diyor. Ben de onunla aynı parayı olmak istiyorum diyor. Şimdi ikisine de 4 lira verebilir misin? Olmaz bu 12 harcıyor zaten. İşte de 12 vereceksin. Yani sevgili tatlım. Bebişim. Şimdi N2'den 4, H2'den 12 harcadın. 0.4'e 1.2 harcadın. Harcadığından daha az alabilmen mümkün mü ya? Nasıl 0.4'e 0.4 eşit aldım diyorsun. Harcadığından daha az alamazsın bu harcadığın. O zaman 1.2'ye 1.2 alacaksın. Anlaştık değil mi? Bu bitecek. Bundan 0.8 olacak. Hocam 3'ü 3 alalım lan dur. Dur sen de dur orada. Bir sen çıktın. Az önce demedim mi ben sana? Aksi belirtilmediği sürece en az birini bitireceksin. Aksi belirtilmiş mi? Verimden bahsediyor mu burada? E 3'ü 3 üç aldığında ikisi de bitmiyor ya. Ha ya öyle oturursun işte. Allah Allah kızdırıyorsunuz beni. Söylediklerimi dinlemiyorsunuz. Hepinizi tahtaya kaldırıp tek ayak üstünde bekleteceğim. Anlaştık değil mi? Aksi belirtilmediği sürece tepkimeler tam verimlidir. En az birini bitiriyoruz. Bundan dolayı 1.2'ye 1.2 alıyoruz. Hadi devam. Karışım problemlerinde her karışımın tepkimesini ayrı ayrı yazıyorsun. Yani bir CH4'ü yakıyoruz. Bunu bilmeden önce CH4 ile C2H6'yı karıştırıp yakmaya çalışanlar var. Lütfen öyle bir şey değil. Her maddeyi ayrı ayrı yapıyoruz. 2 kere 2 4 3 daha 7. 7 bölü 2 O2. 2 CO2. Bu soruların ayrıntılı çözümü konuda var. O yüzden uzun uzun çözmüyorum arkadaşlar. Kısa kısa çözüyorum. Buna X mol buna Y mol diyorsun. Karışım 1 molmuş. X artı Y 1. 1 için 2 ya. X için de 2 X. 1 için 3 bölü 2, y için de 7y bölü 2 oksijen harcanır. 2x artı 7y bölü 2, 2.3 de oksijen harcanıyor bu denklemlerden. CH4'ün molünü de, c 2 h 6 molünü de bulabilirsin. Mol kütlesinin hesaplandığı sorularda mol kütlesi nasıl hesaplanacak? En yani eşittiren bölü ema ya. Sana mol kütlesi sorulan maddenin molünü ve kütlesini bulacaksın. Kütlesini soru verir büyük ihtimalle. Molünü de hani kat sayılarda mol doğru orantılı olduğu için sen bulursun bak. 10.8 gram alüminyum metali. 1 molü 27 gramsa 10.8 gramı 0.4 mol mü? Alüminyum 0.4 mol ise kat sayısı 2 olan kat sayısı 1 olan 0.2 mol mü oluyor? E 0.2 molün 32 gram olduğunu söylemiş bileşik 0.2 molü 32 gramsa 1 molü kaç gramdır dersin? Sence kaç gramdır? 160 x2 o3'ü 160'a eşitlersen o3 yani 48'i çıkardım 112 x 56 olarak karşına çıktı. Anladın değil mi? Bunun molünden kimin eması soruluyorsa onun molüne geçiyorsun. Bu kadar molü bu kadar gramsa bir molü kaç gram deyip tak emayı rahatlıkla buldun. Formül bulma formül arkadaşlar elementlerin mol sayısı oranıdır. Ya mol sayılarını bulur oranlarsın ya da tepkimeyi yazar denkleştirirsin. Karbon ve hidrojenden oluşan bir bileşiğin 0,2 molünü yapmak için 1 mol oksijen gerekli. Sonuç olarak sudan 0,8 mol oluşuyor. Biraz da karbondioksit oluşacak. Hemen bakalım. Hemen bakalım. Şimdi bu 0,2'yi 5 ile çarpsam 1 olarak kat sayısını yazsam. Hani kat ile mol doğru orantılı ya. 1'in 5 katı 0,8'in 5 katı bu. E şurada 10 oksijen var. Burada 4 oksijen var. O zaman 3 de burada olacak. Oksijenin denkleşmesi için C3H8 çıktı bileşiğin formülü. Yani bu defa bana mol sayısı oranını verdi. Ben bu mol sayısı oranını genişletip katsayı olarak yazdım. Rahatlıkla formülü bulmuş oldum. Birim bir kimyasal tepkime de harcanabilecek maksimum maddenin yüzde kaçının harcandığına veya oluşabilecek maksimum ürünün yüzde kaçının oluştuğuna verim diyoruz. Aynı şekilde giren maddenin yüzde kaçının harcandığına saflık diyoruz. Bunların hesaplamaları aynı, mantıkları farklı. Teorik verim, kimyasal tepkime denkleştirilmiş tepkimeye göre hesaplanan sınırlayıcı bileşenin tamamen kullanılmasıyla oluşan ürün miktarı. Yani soruda sana verilen sayıları hiç takmıyorsun. Elindeki maddeyle en fazla ne kadar madde oluşturdun? Buna teorik verim. Sorunun sana söylediği efendim sen en fazla 5 mol oluşturdun da ben 2 mol oluşturdum diyorsun. Bu gerçek verim. Gerçeğin teori oranını da yüzde verim diyoruz. 27 gram alüminyum kullanılarak 28 gram demir elde edilmiş. Şimdi bak 28 gram demir elde edilmiş ya. Gerçek verim bu. Bu gerçek. Gerçekten elde etmişiz. Peki teori ne? 27 gram alüminyum 1 mol alüminyum. Şimdi 2 alüminyumdan 2 demir elde ediyoruz değil mi? O zaman 1 mol alüminyumdan da 1 mol demir. Yani 56 gram demir elde ederiz. Bu da teorik verim. Teorik 56 gerçek 28. E verim %100 iken 56 gram elde ettik. Ama soru diyor ki 28 gram elde ettim. O zaman verim yüzde kaç? Yüzde 50. Yani maksimum tepkimenin yüzde kaçını yaptığıma verim diyorum. Genelde bu tarz kolay sorular çıkıyor ama hiç verim sorusu çıkmadı son 12 yılda. 50 gram saf olmayan kalsiyum karbonat açık bir kapta tamamen bozulunca kütlesi 34.16 gram. Bak uyanığa bak. Bak 54 34.16'yı çıkar. 54 eksi 34.16 15.84 mi? oldu? 15.84 oldu ama 15 30 .90, 90 bir dakika 5.84 bir dakika o 34 44 evet evet 15 84 gram oldu. Şimdi kütle niye bu kadar azaldı? Bana söyler misiniz? Buradaki katı kütlesi neden azaldı kabın içinde? Efendim? Evet evet karbondioksit uçup gittiği için. O zaman bunu 44'e bölersek bize karbondioksitin molünü verir. 15 84'ü 44'e böldüğünde bu 0,36 mol yapar. Demek ki 0,36 mol karbondioksit harcamışsın. Oluşturmuşsun özür dilerim. E kat sayısı 1 olduğu için CO3'ten de caco 3ten de 0,36 mol harcanmış. Bunun 1 molü 100 gram. O zaman 0,36 mol 36 gram. Bak 50 gram varmış. 36 gram bozulmuş. O zaman yüzde kaçı bozulmuş? 72'si. Mantık aynı. Yüzde kaçının harcandığında burada saflık diyoruz. Orada da verimlidir. Birbirini izleyen tepkimelerde de birinde harcadığını diğerinde oluşturuyorsun. Bak kat aynı olması da oluşturuyorsun. Şöyle yapalım. Bu 1 olsun. Bu 1 bölü 2 olsun. Bu 1 bölü 2 olsun. Böyle olsun tepkime. 0,2 mol N2 ile 0,8 mol H2 girdi bak. 0,2'ye 0,8 ise 1'e 3 ya. 0,2'ye 0,6 girecek 3 katı. 0,4 oluşacak. Bu 0,4 olduğu gibi buraya alıyorsun. Bak katsayının bir önemi yok tepkimeler arasında. Tepkimenin içinde önemli. Bu 1 bu 1 bölü 2 bu 0,4 iken bu da yarısı 0,2. Birinde oluşturduğunu diğerinde harcıyorsun ve bu maddeyi buraya getirirken kat sayısına bakmıyorsun. Tepkimenin içinde kat sayı önemlidir. Tepkimeler arasında kat sayının bir önemi yoktur. Kimyasal hesaplamalar da bitti arkadaşlar. Yasalar, mol hesaplamalar bol soru çözmeye dayanır. Burada tekrarını yapsak da eğer bu tekrar size yeterince iyi şeyler anlatmıyorsa az soru çözmüşsünüzdür. Bol bol soru çözerek bu konudaki eksikliğinizi giderebilirsiniz. O zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz.